Beyler bayanlar selamlar. Bugünkü fazmofobiya videomuz tamamen ses ayarlarıyla ilgili olacak. Neden bu videoyu yapmaya gerek duyuyorum? Çünkü ben de kendimde aynı sıkıntıyı duydum. Oyunda Türkçe dil desteği var ama büyük bir üç noktası var ardından. Oyunda hayaletlerle konuşmanız gerekiyor oyunu düzgün bir şekilde oynayabilmeniz için. Ve hayaletlerle konuşabilmeniz için de arkadaşlar bazı ses ayarlarını yapmanız gerekiyor. Ve oyunu tekrardan İngilizceye çevirmeniz gerekiyor. Neyse tüm bu ayarları adım adım hemen 2 dakikada birlikte çözelim. Unutmayın bu ayarları yapmazsanız oyunu tam anlamıyla oynayamazsınız. Oyunda ilerleyemezsiniz. O yüzden gelin hadi şimdi hemen detaylarıyla inceleyelim. Oyun yapımcıların zaten önerdiği 10 tane adım var ama bu 10 tane adımı yapmanız bazen yeterli olmayabiliyor. Ben bayağı bir uğraştım. En sonunda şunları buldum. Öncelikle başlata dil yazın ve dil ayarlarına girin. Aşağıda tercih edilen dil ekleye basarak English United States'i ekleyin. Ben de zaten olduğu için başka bir dil üstünden örnek gösteriyorum şimdi. Ama arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey United States yani ABD yazması gerekiyor. Diğer İngilizcelere eklemeyin, işinize yaramaz. Yükleme bir 10 dakika kadar sürebiliyor. Bittiğinde ise sol taraftan konuşma sekmesine geçin. Konuşma diline biraz önce yüklemiştik ya İngilizce ABD. Onu seçmeniz gerekecek. Ama ne olacak? Büyük ihtimalle sizde orası kapalı olacak. Çoğu kişi bu sıkıntıyı yaşıyor. Bunu çözmek için ne yapmamız gerekiyor peki? Hemen başlata tekrardan çalıştır yazıyoruz. Ardından regedit diye aratıyoruz. Regedit yazdığımızda karşımıza bir sayfa çıkacak. Sırayla girmeniz gereken yer HK Local Machine, Software, Microsoft, Windows, Current Version ve en sonunda da Run. Run'a geldikten sonra Run'a tıklayın ve sağ taraftaki yerde birkaç tane dosya dizini göreceksiniz. Hemen oradaki boş bir yere yine sağ tıklıyoruz ve dize değeri ekliyoruz. Adını da CTFMON yazıyoruz. Aşağıda açıklama kısmına da detaylı bir şekilde yazacağım. Kodlayarak söylemediğim için dediklerimi anlamayabilirsiniz. Aşağıdan ne yazılması gerektiğine bakabilirsiniz. Ve dosyayı oluşturduktan sonra da tekrardan oluşturduğumuz dosyanın üstüne sağ tıklayarak değiştir diyoruz. Açılan küçük kutucukta da değer verisine cftmon.exe yazmamız gerekiyor. Bu çözümün birinci yoluydu ama bunu yapmanıza rağmen hala çözülmeyebilir. O yüzden çözülmüş gibi düşünmeyin. Hemen bir ikinci adımı da kontrol edin. Peki bu adımda ne yapıyoruz? Mikrofon kuracağız. İlk olarak başlattan denetim masasına girin. Sağ alttan erişim kolaylığı ve aşağıdan mikrofonu kuru seçin. Cortana beni duyamıyor'u seçtikten sonra ise size bir liste sunacak. Bu listeden hangi mikrofonu kullanıyorsanız onu seçmeniz gerekiyor. Ardından mikrofonu ayarla ve ileri diyorsunuz. Son pencerede de size bir cümle verecek. İşte aşağıda Mete bilgisayarıyla konuşuyor yazmak özellikle. Onu okuduğunuzda da eğer mikrofonunuzu algılarsa otomatik olarak bu sorun çözülüyor. Bu iki ayarı yaptıktan sonra başlata tekrardan konuşma yazın. Karşınıza konuşma ayarları gelecek. Konuşma ayarlarını tıklayın ve oradan artık konuşma dilini seçebiliyor olmanız gerekiyor. Eğer seçemiyorsanız da yapmanız gereken son iki şey var arkadaşlar. Bilgisayarınızda Windows'un güncelleştirmelerinin tam olduğuna emin olun ve bilgisayarınızı bir kere yeniden başlatın. Ardından kesinlikle konuşma dilini seçebiliyor olacaksınız. Konuşma dilini İngilizce seçtikten sonra da dikkat etmeniz gereken diğer bir unsur ise aşağıdaki bu dildeki ana dilden farklı olan aksanları tanı seçmeniz. Çünkü bizim aksanımız biraz farklı olabiliyor. Böyle Anadolu'nun bağrından kopmuş gibi konuşabiliyoruz. Anlayamayabilir. O yüzden o tiki seçmeyi unutmayın. Artık Windows bizim sesimizi İngilizce olarak tanımlayabilecek. Ama Windows'un yaptığı bir hata olabiliyor bazen. İzin vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bazen Windows bu izinleri kapatmış olabiliyor. O izni vermek için ise yine başlattan mikrofon yazıyoruz. Ve mikrofon gizlilik ayarları gibi bir seçenek gelecek. Ona tıklayıp yukarıdaki bu cihaz için mikrofon erişimi açık kısmı sizde eğer kapalıysa değiştire tıklayın. Ve onu açık hale getirin. Evet, Windows'la ilgili yapmamız gereken tüm ayarları yaptık. Hadi şimdi geçelim. Oyun içinde de hangi ayarları yapmamız gerekiyor onları göstereyim size. Öncelikle ayarlardan Others'a, ben İngilizce olduğu için Others, siz de diğerleri olabilir, hali hazırda Türkçe yaptıysanız. Diğerlerine tıklayın. Burada dilin ve sesin ikisinin de İngilizce olmasına dikkat edin arkadaşlar. Normalde şu mantıkla gidebilirsiniz. Ya tamam oyun Türkçe ses tanımayı şey yapmıyor olabilir, hani desteklemiyor olabilir. Ama oyun dili bari Türkçe kalsın, ben ses tanıma İngilizce'de kalsın derseniz yine çalışmıyor. İkisinin de İngilizce olması gerekiyor. O yüzden oyun Türkçe dil testi çok fazla da işimize yaramıyor aslında. Hani bizi düşünmüşler, eyvallah çevirmişler ama Türkçe dil testi tamamen gelene kadar aslında yaptıklarının hiçbir anlamı yok. Neyse, ikisini de İngilizce yaptık. Ardından ses seçeneklerine tıklayın ve mikrofonun doğru seçili olduğuna emin olun arkadaşlar.
Burada da çok büyük sıkıntılar olabiliyor. Birden fazla mikrofon kullananlar için ne yapmanız gerekiyor? Peki masaüstü sağ aşağıda ses simgesi var ya. Ona tıkladıktan sonra ses ayarlarını açı tıklıyoruz ve karşınıza bir pencere çıkıyor. Orada hangi mikrofonu kullandığınızı görebilirsiniz. Oradaki yazan mikrofonla oyun içindeki mikrofonun aynı olması gerekiyor. Tüm ayarlarımızı yaptık. Artık test kısmına geçelim. Test için oyun içindeki yeni ayarlardan, ses ayarlarından Voice Recognition'a gelmeniz gerekiyor. Voice Recognition'a tıkladıktan sonra size karşınızda yazacak ki give us a sign diye bir cümle kurmanız gerekiyor. Bunu sessiz söylemeniz gerekiyor. Bu cümleyi sessiz olarak mikrofonunuza söyledikten sonra we heard you yazarsa aşağıda seni duyduk anlamına geliyor. Ve bu da mikrofonun düzgün çalıştığı anlamına geliyor. Olur da yine hiçbir şey olmazsa cümleyi kurdunuz, hiçbir şey değişmedi, yine sesinizi algılamadı, yapabileceğiniz son bir şey daha var. Konuşmada hani İngilizce dili olarak ayarlamıştık ve orada aksanla ilgili bir yerde kutucuğa tik atmıştık ya. Arkadaşlar yine konuşma kısmına başlattan gidiyoruz, o aksanı kaldırabiliyoruz. Bazı oyuncularda, bazı bilgisayarlarda bu aksan düzgün çalışıyor, onun tik olarak kalması gerekiyor, bazılarını da kaldırmamız gerekiyor. Örneğin ben de çalışmada o yüzden o tiki kaldırmak zorunda kaldım. O yüzden yapabileceğiniz son şey bu. Ama emin olun bu yaptıklarınızdan sonra sıkıntısız bir şekilde bu oyunu oynayabileceksiniz. Fazmofobia ile ilgili de rehber videomuzun sonuna geldik. Eğer hiç oyunu oynamadan hemen ses ayarını yapayım diyerek bu videoya da geldiyseniz, abone olup bildirimleri açabilirseniz çok sevinirim. Beni çok mutlu edersiniz. Size de şimdiden oyunda bol şans diliyorum. Bol korkulu, gerilimli oyunlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.